Merhabalar sevgili dostlar. Mutlu bir cuma akşamı diliyorum. Hoş geldiniz. Evet bugün 19 Mayıs 2023 cuma günü cuma akşamındayız ve yeniden sizlerin hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyerek bugünkü yayınımı başlatıyorum. Kanalıma yeni abone olan dostlar hoş geldiniz diyorum öncelikle. Çok güzel bir aile olduk. Her gün birazcık daha büyüyoruz ve sürekli e, daimi takipçilerim, değerli dostlarım, arkadaşlarım, takipçilerim kelimesini hiç sevmiyorum aslında. O yüzden hep arkadaşlarım, dostlarım diyorum çünkü biz gerçekten bir aile gibiyiz. Her gün orada paylaşımlar yapıyoruz, başka platformlarda buluşuyoruz. Umarım güzel bir gün geçirdiniz. Yeni ayımız doğdu. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Ay. Boğa burcunun 28 derecesinde ve şimdi günlük astroloji yorumunda 20 Mayıs cumartesi gününü konuşacağız. Gökyüzünde neler oluyor? E, yeni haftaya hazırlanırken cumartesi ve pazar gökyüzünde bizi neler bekliyor onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle cumartesi günü artık bizim Mücadele, savaş, aktivasyon gezegenimiz Mars'ın Aslan Burcuna geçmesini duyurarak başlamak istiyorum. Bu hepimiz için, tüm burçlar için, ülkeler için, e, tüm dünya için aslında diyelim önemli bir e, değişim ve dönüşümün başlangıcı olacak. Doğum haritalarınızda Aslan Burcu neredeyse işte önümüzdeki bir buçuk ay boyunca bizim düşüncelerimiz, e, performanslarımız, hep aslan dinamiklerinde yer alacak. Şimdi sizlere bu yayından sonra bu hafta çok önemli bir hafta tabi geçen haftaki gibi ben normalde buç, haftalık burçlar çekmiyorum ama bu hafta tekrar çekeceğim. Ee, Haziran ayı burç yorumunuzu da hazırlayacağım Allah nasip ederse. Çok önemli bir hafta çünkü bugün cumartesi günü evet Mars artık aslan burcuna geçecek ve bizim ee, özellikle enerjimizi, motivasyonumuzu gerçekten yukarıya taşıyacak bir evreyi başlatacak. Şu ana kadar biliyorsunuz ki Mars şu an şu videoyu çektiğim anda 29 derece yengeç burcunda. Biliyorsunuz ki yengeç burcundaki Mars çok faydalı değil, hatta zararlı, biraz e, pasif e, geçer, sevmez çünkü burayı. Fakat Mars aslanda bizim için e, mücadele alanımızı hırslarımızı, gücümüzü, fiziksel kondisyonumuzu inanılmaz yükseltecek. Çünkü şu anda gökyüzünde biliyorsunuz Jüpiter ve Plüto karesi var ve Mars da oraya geçerek ayrıca güney ve kuzey düğümle de bir tek kare oluşturacak. Bu öncelikle biraz objektif bakmamız gerekiyorsa her zaman güçlü kareler özellikle işin içinde Plüto var, Jüpiter var, düğümler varsa kadersel dönüşümlerdir. Bakın bu hafta özellikle birçok alanımız hepimiz için hepimizin ufak tefek krizleri var yaşantısında. Bir dönüşüm için, içinde çünkü herkes. Ülkemiz için de aynı şeyi söyleyebiliriz ve bugünden itibaren Mars'ın buraya geçmesiyle o dönüşüm daha aktif hale gelecek. Çünkü Bugüne kadar diyelim ki e, biraz daha duran, biraz daha alt ve iç yapılar. E, duygusal olarak bunları belki tepki verdik. Çok e, hani anarşi yaratmadık ama Mars aslanda öyle değildir. Özellikle de tam olarak hani Plüton'un karşısından geçeceği yani için kova aslan hattı e, Jüpiter orada. Hayatımızda bizim için zorluk koşullar evet ne kadar aktifleşse de bizim mücadele gücümüz de artıyor bunu unutmayın. Ee, bu görünüm e, bu hafta boyunca, gelecek hafta boyunca yani 22 Mayıs e, 28 Mayıs haftasında sürecek. E, çünkü bizim için e, gerçekten önemli bazı gelişmeler var ve aynı zamanda hemen Pazar günü Güneş artık yani e, 21 Mayıs'ta İkizler Burcuna geçecek. Diğer yandan da ile Üçgen açı içerisinde olacak. Yani o kırılma noktası var ya orayı biraz estetecektir Yaşamınızda sizi zorlayan alanlar, sağlık, iş ve para. En fazla zorlandığımız konular bir de aile içindeki dinamiklerdi. Çünkü Mars yengeçte ülke ve aile içi dinamikleri değiştirme, orada mücadele etme, bir takım sorunları çözme babında aslında çalıştı. Şimdi Mars aslan bir bakıma baktığımızda öne çıkmak önde olmak sesini çıkarmak biraz daha asi davranmak biraz daha bunu genişletirsek şöyle düşünelim mesela ilişkiler için bahsetmemiz gerekirse çünkü aslan beşinci evi ilişkileri yönetir çok sıcak aşklar ilişkilerde yani özel ilişkilerimizden bahsediyorum dar alandan bahsettiğimizde çocuklar para yine finansal konular biraz filotlar aslında diyelim bir de bizim hayatımızda yaratıcılık kısmını çok geliştirecektir. Her ne kadar zorlu açılar olduğu zamanlar olsa da bu zorlu açılar bizi her zaman yukarıya taşıyacaktır. Çünkü artık ses vereceğiz, gücümüzü ortaya koyacağız, isyan edeceğiz gerekiyorsa gerekiyorsa tüm mücadelemizi o alana akıtacağız hepimiz. Şimdi genel olarak bugün yani cumart şu an cuma akşamındayız. E, 19 Mayıs cuma akşamındayız ve bu akşamdan başlayarak mesela size birkaç tane örnek göstereceğim ve cumartesi için örneklendirmeler yapacağım. Şu an tam olarak saat 18. E, 18 pardon 19. Bir e, saat bilgisayarlar ileri gösteriyor şu saat alımlarından dolayı. O yüzden öyle söyledim. Ve bu gece saat 22.19'da Ay Plüto'ya üçgen yapacak ve saat 20 21 sıralarında da Mars'la bir sekstil içerisinde. Yani güzel açılar var. Bizim motivasyonumuzu gayet yukarıya çıkaracaktır. Düşüncelerimizi hayata geçirmek, kendimizi ortaya koymak, plan ve projelerimizin, günlük yaşamımızın içerisinde mesela son günlerde yaşadıklarınızı daha iyi ifade etmek ve enerjik bir akşamdayız. Gerçekten enerjik bir gecedeyiz ve değişim ve dönüşümü kendi irademiz, kendi duygularımız ve düşüncelerimiz doğrultusunda da aslında değiştirebiliriz. Her ne yaşıyor olursanız olun. Çünkü bu gece, bu akşam saat 19.20.49'da ay boşluğa giriyor. 19'unda saat 21.47'de de ikizler Burcu'na geçiyor. Evet Ay ikizler Burcu'na geçecek. Cumartesi ve Pazar günü. İletişim, bilgi, e, bilgi akışı çok daha güçlü olacaktır. Ve tabii ki Mars'ın da aslan'a geçmesiyle dediğim gibi o tekare güçleniyor. Hakikaten e, kendimizi ortaya koymak için çok güçlü. Ancak manipülasyonlara, e, şiddete, e, sağlıksız bir aslında enerji akışı olabilir Ama biz bunu eğer iyi kontrol edebilir kendi e, Kendimizin menfaati için çalıştırabilirsek Bunu çok olumlu değerlendirebiliriz açıkçası Çünkü her zaman astrolojide Mars'ın bir hareketini bekleriz Mars bizim e, enerjimizi ve yaptığımız e, işleri kontrol altına almak veya orada bir yenilik yaratmak için her zaman bize destek verir. Ve bu destek sayesinde de birçok şeyi yönetebiliriz. Ha geniş baktığımızda da şu olacaktır tabii ki. Altın son günlerde para piyasaları, emlak dün de bahsettik. E, bununla ilgili konular ve gelişmeler tabii ki bu hafta sonu ve toplumsal konular e, gücü elinde bulunduranlar hala aynı şeyi söylüyorum aynı cümleyi kuruyorum. Bunlarla ilgili önemli krizleri yönetmek durumunda kalacağız. Yani cumartesi günü ve pazar günü bunlar gündemimiz olacak. Evet öncelikle cumartesiden bahsedeceğim e, sevgili dostlar size. Cumartesi günü sabah saat 9-10 e, arasında ayın satürne bir karesi var. Ve bir daha gün boyu ay ikizler burcunda hiç açısı yok. Şimdi ay ikizler burcunda hiç açısı yok. Peki bizim gündemimize nasıl yansır bu? Ne olur? Mesela şimdi ben onları anlatacağım sizlere. Öncelikle yine gün açılarına bakarken ikizler yay, balık, başak, aksı bugün aktif. Yani doğum haritalarınızda bu saydığım burçlar önemli yerlerdeyse eğer derece, ev girişi, gezegensel bakımından tabii ki bunlar önem arz edecek ve bu e, ikizler dediğimiz tip Merkür yönetiyor biliyorsunuz ve Merkür şu anda e, boğa burcunda ve bugün itibariyle arka planda kalacak. Yani arka plan dediğimiz arka planda dönen işler, dönen dolaplar, gizli kalmış konular, ifşalar. Bunlar ifşa kelimesi ee, az bile öyle söyleyebilirim size. Bunlar çünkü pazar günü daha da güçlü olacak. Ve 22 Mayıs haftası gerçekten olmazsa olmazlarımız olacak. Ee, biraz sonra burçlarınızı çekeceğim. Muhtemelen cumartesi günü hepsi yayında olacaktır. Yani tek tek anlatmak istiyorum bunları. Hem güneş hem Mars çünkü e, yer değiştiriyor burada. Ama cumartesi günü hayatımızda biraz öncelikle sağlık. Diğer yandan endişe, kaygı ve biraz korku içinde olacağız. Önümüzdeki günler bize ne getirecek diye hepimiz merak içindeyiz. Gerçekten görüyoruz son zamanlarda yaşantılarımızı. Birçok arkadaş, şu an beni izleyen birçok dostumun işle, öncelikle parayla ve sağlıkla ilgili ve diğer yandan da aslında ailevi konularda Emlakla ilgili konularda bir takım gelişmeler, beklentiler içerisindesiniz. Bunların gelişimi bizim için en verimli ne hale gelecek, ne zaman gelecek? Cumartesi günü çok bunlar belirgin olarak e, aktif ve olmayacak. Daha çok pazartesi günü olacaktır. Onu söyleyeyim. Bugün çok büyük beklenti içinde olmayın bu manada. Fakat Mars akşam üzeri saat 6 sıralarında aslana geçtikten sonra hani aslanın kürklediğini bilirsiniz değil mi? Aslan kürkler e, bu ses çıkartır. Ben de buradayım hani ben de varım e, diyen bir yapıda olacak ve bizim için de hem ilişkilerimize üstün, üstünlük sağlayabiliriz. E, beklentilerimiz doğrultusunda yeni ayı da işin içerisine katarsak eğer özellikle finans, para, doğa olayları bakın hafta sonu gerçekten çok katük olabilir bizi zorlayacak koşullar var çünkü düğümler var işin içerisinde ülkemizi de bizim bireysel haritalarımızda mesela diyelim ki ikizler ayı ikizlerde olduğu için ikizlerden baz alarak anlatmak istiyorum ikizler için gerçekten önemli ve destekleyici bir süreç olacaktır diğer yandan Mars'ın aslanda olması burada bizim iletişim bağ kurma güçlü bir bilgi trafiği gerçekten sağlam ve derin konuları öne çıkartabilecek bir güce sahip olacağız hepimiz için bu böyle geçerli olacak diyelim bir sağlık sorunu yönetiyorsunuz ve yönetmek durumundasınız diyelim bu hafta bunlar özellikle boğa, akrep kova ve aslanlar için olabilir Belirgin veya belirsiz aslında tam adı konmamış ilişkiler için de geçerli. Yani bir e, duygu var ortada ama hala adı konmamış, hala belirsiz. İşte bunların da adı konmak üzere çalışacaktır. Burada bir dönüşüm vardır. Tercihler yapıyoruz. Bugün e, özellikle bu tam olarak 29 derecenin son derecelerinde ya Mars. Karar verme, e, taraf seçme. Acaba yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum diye ikilemlerde kalma durumları olabilir. Endişe ve kaygı olayları da çok olacaktır e, sevgili dostlar. O yüzden bugün önemli konularda karar vermek için doğru olmayabilir. Yani Mars'ın akşam saatlerinden sonra aslına geçmesini bekleyin. Bir de hemen şöyle söyleyeyim 21 Mayıs'ta da e, yani pazar günü de Güneş ikizler Burcu'na geçecek ve çok daha analitik düşünebilirsiniz, daha geniş bakabilirsiniz, daha çok insanın fikrini alabilirsiniz. Yani gerçekten ciddi konularda bir dönüşüm, bir değişim, hayata bakış felsefi bir derin bir dönüşümdür aslında. Çünkü Güneş, bakın ikizlere geçtiği gibi sıfır derecedeki kovadaki Plutoya üçgen açı yapmaya başlayacak. Yani bizim içinde bulunduğumuz çıkmazdan geçtiğimiz eğer bazı konular varsa şu işte güneşin bu e, ikizlere geçişiyle bizi bir anda e, yukarı taşıyacak bir duruma gelecek. Özellikle hangi alanda? Şu anda çok e, düzensiz inişli çıkışlı e, bir bilgi trafiği içerisindeyiz. Yani gökyüzü bize onları işaret ediyor. Dolayısıyla da hani güneşin oraya geçmesiyle bizim için daha belki de sağlıklı aslında diyeceğimiz, bilgi sahibi olacağımız, daha emin adımlarla ilerleyeceğimiz, daha kararlı ve odaklı olacağımız günleri başlatacak sevgili dostlar. Hani ben şimdi bunları söylüyorum ama bunlar genellikle astrolojik açıdan hani baktığımız hani bireysel doğum haritalarımızda bizim için tabii ki hepimizde farklı çalışacaktır. Herkesin doğum haritası parmak izi gibi olduğunu e, lütfen unutmayın. Hani Bu şekilde değerlendirin e, tüm anlattıklarımı e, sevgili dostlar. Şimdi bakalım e, ben size bazı saatler veriyorum her gün biliyorsunuz. E, bugün ne olacak hangi saatlerde ne yapalım gibi bir bulsam şimdi notlarımı hemen onları vereceğim sizlere birkaç gündür gerçekten kafam çok karışık çünkü inanılmaz yoğun çalışıyorum. Dolayısıyla böyle sıkıntılar oluyor. Bunun yanı sıra ben bugün için şöyle bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Mesela Seres şu anda 24 derece Başak Burcu'nda. biliyorsunuz Başak yine kadınlarla ilgili. Seres de kadınlarla ilgili bu arada. Ve dişi figürler, beslenme, bilgi, eğitim öğrenim, kadınlarla olan bağlarımız, ilişkilerimiz bunlar çok 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 önemli olacak. Bizim için daha analitik bilgi, daha derin bilgi, bilginin köküne inme, çok daha fazla detaylarla ilgilenme. Yani aslında bazen detaylarla da kaybolma olasılığı da veriyor. Biliyorsunuz genellikle böyle çalışır Başak Burcu. Ve bizim için hayatımıza zorluklar gerçekten getiriyor. Neden? Çünkü odağımızı kaybedebiliyoruz. Ama benim size tavsiyem şu konu, bu konuda arkadaşlar. Aa niye bulamıyorum ben seni ya? Neredesin sen? <laughs> Çok özür dilerim dostlar. Hemen hemen söyleyeceğim. Şimdi e, kaldığım yerden de devam etmek de istiyorum bir taraftan. Aa. Ay sildim mi? Ne yaptım? Yanlışlıkla silmiş de olabilirim biliyor musunuz? Gerçekten öyle silmiş olma olasılığım var mı? Var gerçekten de. Çünkü bugün telefonda bir temizlik yaptım. Genel bir. Seres işte Başak'ta ya. Düşünceleri arındırmak, e, orada bir şeyleri azaltmak. E, hani bilgisayarımızda, telefonlarımızda nasıl yer açarız, bir te temizlik yaparız. İşte Seres öyledir. E, tüm derin e, konularda mesela birikimler varsa işte zihin kaydeder ya her şeyi aynı e, bizim kullandığımız cihazlar gibi şey, onları arada bir format atmak gerekir. Seret evet, şu anda o e, işi yapıyor. Gereksizlerle gereklileri ayırt ediyor ve biz gereksizleri siliyoruz. Ama gereksizleri silerken de e, demek ki bazen heh, buldum ben silmemişim Gerekli olanları da silebiliyoruz. Ee, sevgili dostlar evet 20 Mayıs'tan bahsediyoruz. 20 Mayıs'ta gökyüzünde nasıl gezegenler var ve hangi saatler bizim için daha verimli? Sabah saat 10 ile 11.05 bugünün e, bizim için daha değerli ve kıymetli bir zaman dilimi olacak. Diğer saat saat 17-18 e, aralığında hatta 18.05 aralığında. Mesela onu nasıl kullanabiliriz? Ondan da bahsedeyim size. Şu anda bildiğiniz gibi Venüs Yengeç Burcu'nda parasal konular için maddi konulardaki alışverişlerimiz insanlarla bir termin vermişsindir. Zamanında ödeyememişsindir. Yani bir randevu vermişsindir. Bu tarihte ödeyeceğim. Veya işte bir almak için bir ödeme alacaksın. Bunları eğer ki zamanda telafi edilmediyse mesela bu saati kullanabilirsiniz bunun için. Diğer saatimizde gece saat 00, .00 ile 01 .00 arasında gerçekleşecek. Bunun için de aslında tekrar benzer konuları konuşabilirsiniz. Eş, ilişki, aile içindeki yapılar belki de özel ilişkiler içinde değerlendirebilirsiniz aslında. Genel olarak böyle bir enerji aktif sevgili dostlarım. Evet şimdi bundan sonra sizler için bu hafta neler olacak? Çünkü bu hafta önemli gezegen geçişimiz var. Mars geçti aslana bugün. E, pazar günü Güneş ikizlere geçiyor. Satürn balık burcunda ve önümüzdeki pazar yani 28 Mayıs günü seçim günü tam bir Güneş Satürn karesi, karesi içinde olacağız. Aynı zamanda düğümlere kare Uranüs'e Mars'a. Çok güçlü bir hafta gerçekten dönüşüm için e, çok değerli ancak inanılmaz kaotik durumlarda verir. Ve bu hafta e, gerçekten dikkat edin özellikle yarın akşam saatlerinden cumartesi akşam saatlerinden sonra toplumsal alanda e, biraz daha sağduyulu olmakta çok 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 fayda var. Yine doğayı ilgilendiren konularda veya para piyasalarını ilgilendiren konularda da ciddi gelişmeler bekleyebiliriz. Evet görüşmek üzere diyorum. Yayını lütfen beğenmeyi, paylaşmayı eğer abone değilseniz de Denizaltı Astroloji kanalına lütfen abone olun sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.